evde olmasını gerektiğini düşünmüyorum. Gitmesini istiyorum. Burada hatta ona uygun bir aday da göremiyorum. Kendini gösterdiğini de düşünmüyorum. O yüzden bence gitmelisin. Git, dışarıda sana göre daha iyi adaylar vardır diyorum. Var mıydı kafanda bir isim? Vardı. Peki. O yüzden hızlı oldu. Tanku, senin kafanda bir isim var mı? Oluştu. Oluştu. Bu geceden sonra mı? Hayır. Dünden beri. Peki. O zaman seni de hemen kutuya yönlendireyim. Kendi belirlediğim kriterlerden dolayı iki tane isim vardı aklımda. Bir tanesi koruma altında olduğundan dolayı. Cansel. Evet, Tankut da bu zorlu görevi tamamladı. Bir gelin, bir damat adayı sırasıyla gidelim ve Duygucuğum seni kutuya alalım. Çok kırgınım. Hakikaten hayal kırıklığına uğradım. Üzgünüm, bilmiyorum şu an yaptığım doğru mu? Bence doğrudur. Bu evde görmek istemiyorum artık onu. Beni hiçbir şekilde ikna edebileceğine inanamıyorum. Şu an inanmıyorum. Ona istinaden yazıyorum. Murat Bey diyorum. Bu evden gitmesini istiyorum. Güle güle. İnşallah gidersin. Evet Duygucuğum, sana da geçmiş olsun. Şimdi damat adaylarından Serhan'ı yönlendirelim efendim. Eleme kutusu. Geçmiş olsun diyelim Serhan'a ve hemen Mehtap, seni kutuya yönlendirelim. Baştan beri bu eve girmen zaten hataydı. Gelmeni hiç istemedim. Gittiğim gün zaten bitmiştim. Boşuna zahmet ettim. Şimdi hatta. Evet, Mehtap da bu zorlu görevi bitirdi ve sıra geldi Emre'ye. Emre'nin koruması var. Bakalım kimin ismini yazacak. Evde insanları fazlaca gerdiğini düşünüyorum ve seni samimiyetsiz buluyorum. Yaptığın her hareketi samimiyetsiz buluyorum. O yüzden senin evden gitmeni istiyorum. Dani, kendine dikkat et. Umarım bugün evden sen gidersin.
3 gelin adayımız, 3 de damat adayımız şu ana kadar eleme hakkını kullandı efendim. Şimdi artık kritik noktalardayız. Dani, seni alalım kutuya. Bir bayana karşı nasıl davranılması gerektiğini asla bilmiyorsun. O kadar ön yargı çok fazla. Adnan. Evet Ercan. Aklımda zaten bu isim önceden belliydi. Fakat bu isim için hiçbir açıklama yapmayacağım. Çünkü ismi gördüğünüz zaman zaten ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Üzülerek diyorum. Ercan da geldi ve gelin adaylarımızdan Ceyda da sıra. Ay, resmen dolaşa dolaşa, dolaşa dolaşa resmen kör düğüm olmuşsun sen. Bir Türk kadınını bu kadar aşağılamana ve ezdirmene izin vermeyeceğim. Git kısmetini dışarıda ara Serhancığım. Burası senin yerin değil. Aslında bunu yırtmam gerekiyordu ama sana değmez canım. Hadi bakayım, güle güle. Kullanmamış sadece 5 adayımız var. Murat, sıra sende. Kolay gelsin. Senin duygularınla hareket edebileceğine hiç inanmıyorum. İnanmadım baştan beri. Hep mantığınla hareket ediyorsun ama burası bir evlilik programı. Ve burada duyguların benim için çok daha önemli. Dolayısıyla senin bu evde işin yok bana göre. Evet Murat, geçmiş olsun. Yeni belirledin, sonradan mı? Yok, ben hafta içi belirliyorum. Belirliyorsun, hı hı. Peki. Evet Cansel. Kişisel bir problemim yok. Sadece stratejik olarak bu kararımı uyguluyorum. Bu evde aşk yaşayan isimlerden birisin. Bu yüzden de benim en büyük rakiplerim arasındasın. Gitmen gerekiyor diye düşünüyorum. Erdem. Adnan hazır mısın? Hazırım. Belli misin? Belli canım. Peki. Sıkıntı yok. Evet, son İki adayımızın oylarına geçmeden önce ben bu hafta sizleri eleme kutusuna giderken daha bir kararlı gördüm.
Bir tek Tankut'ta biraz bir tereddüt var, bir üzgünlük, bir ruh hali düşüklüğü var ama bu hafta sanki isimler daha önceden belirlenmiş gibiydi. Yani daha az tereddütle girildiğini hissettim. Son adaylarımız bakalım nasıl belirleyecek sonuç Melis'ciğim. Burada senin yapamayacağını düşünüyorum. Adapte olamadığını düşünüyorum. Üzülerek senin ismini yazıyorum. Acaba belirleyici oy kimin olacak? Ve son olarak Erdem'i yollayalım eleme için. Evet sevgili izleyiciler, az sonra bir gelin ve bir damat adayımız maalesef evlerine ve hayallerine veda edecek. Onları umuyorum dışarıda güzel şeyler bekliyor olacak. Ama biz yeni iki misafiri ağırlamaya hazırlanıyoruz. Yeni bir gelin ve damat adayı evlerimize girmek için hazır bekliyorlar. Umuyoruz onları güzel şeyler bekliyordur bu evlerde. Buradaki diğer adayların belki de hayallerine cevap olabilirler. Siz de burada olmak istiyorsanız hepinize kapımız açık. Lütfen kanalde.com.tr adresinden kısmetse olur başvuru formuna ulaşın ve bize başvurularınızı iletin efendim. Şahsen görüşmelerimizle buraya gelecek olan adaylarımızı belirleyelim. Hepinize kapımız açık. Aynı zamanda bu final heyecanını hep birlikte yaşadığımızı biliyorum. Gitmesini istemediğiniz, desteklediğiniz adayları da hafta boyunca SMS'lerle desteklemeye devam etmenizi bekliyoruz. Bir hafta boyunca toplanan SMS'lerle Cuma gününden koruma altına alıyoruz o adayları. Tıpkı bu hafta Ceyda'yı ve Emre'yi aldığımız gibi ve o isimler 10'ar bin liranın da sahibi oluyor aynı zamanda. Evet sevgili dostlar, artık dost diyorum. Birlikte yiyoruz, içiyoruz, saatler harcıyoruz. Gidiyorum. Kutuyu getiriyorum. İsimleri tek tek burada. Herkesle birlikte açıp okumaya başlıyorum. Hepinize bol şans. Hak eden kalsın demiyorum. Hepinizin hak ettiğine yürekten inanıyorum. Evet, işte bu sihirli kutu. Bir gelin ve bir damat adayımızın kaderini belirleyecek az sonra. Bu eve, hayallerine, mutluluk ve aşk yolundaki düşlerine veda edecekler. Belki onların gitmeleri yeni gelen iki aday için bambaşka kapılar açacak. Buradaki diğer adayları sevindirecek. Hep birlikte göreceğiz efendim. Kutuyu götürelim ve birlikte açalım. Neyse olur, sen yeter ki.